Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde PHP'deki mantıksal denetleme olan if yapısını göstereceğim. Şimdi öncelikle PHP taglarımızı oluşturuyoruz. If yapısını iyi anlamanız için bunu bir üyelik sistemine giriş yapar gibi anlatacağım. Örneğin kullanıcı adı isminde bir değişken oluşturalım. Bu değişkenin içine admin'i değerini verelim. Bir de şifre diye bir değişken oluşturalım. Şifreye de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şimdi if yapısını bir anlatayım, kullanımını. If eğer demek. Eğer diyoruz. Parantezler arasında şart veya şartlar yer alacak. Ardından süslü parantezler arasında da şart sağlanırsa yapılacak işlemler yer alacak. Else diyoruz bir de burada. Else de değilse, yani bu şart sağlanmıyorsa anlamına geliyor. Eğer buradaki şart sağlanmazsa buradaki kodlar işleme konur. If'in kullanımı bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bunu bir uygulamaya dökelim. If diyoruz, parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi parantezler arasında şartımızı yazacağız. Diyeceğiz ki dolar kullanıcı adı eşitse, çift eşittir, eşitse anlamına geliyordu. Eğer eşittir deseydik dolar kullanıcı adını içine buraya yazacağımız değeri atardı. Onun için eşitse diyoruz admin'e, yukarıda tanımladığımız değişkene göre bir değer veriyoruz. V diyeceğiz. V demek için de and veya ampersand işareti kullanılabiliyor. V dedik. Dolar şifre eşitse 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. Şimdi burada iki tane şart sağlanması gerekiyor. Bir üyelik panelinde üyenin sisteme giriş yapabilmesi için hem kullanıcı adının doğru olması gerekiyor, hem de şifrenin doğru olması gerekiyor. Onun için burada V kullandık. Yani hem kullanıcı adı doğru olacak, hem de şifre doğru olacak. Şimdi süslü parantezlerimizi açıyoruz. Eğer kullanıcı adıyla şifre doğruysa echo ile ekrana girdiğiniz bilgiler doğru yazdıralım. Şimdi bir de else'i kullanacağız burada. Else süslü parantezler açıyoruz. Else'de de kullanıcı adı ve şifre yanlışsa yapılacak işlemleri bu süslü parantezler arasında yazacağız. Echo diyelim buna da. Buraya da bilgiler yanlış mesajını yazdıralım ekrana. Şimdi bunu if.php olarak kaydettim ben localhost'uma. Şimdi bir Explorer sayfamı açayım ve localhost'uma gireyim. Localhost'umdan derslere girdim ve burada if.php'mi çalıştırdığımda girdiğiniz bilgiler doğru diyor. Burada kullanıcı adı admin, şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak tanımlamıştım. Ve bu bilgiler doğruysa bana bu mesajı yazdır demiştim. Bilgiler doğru olduğu için bana bu mesajı ekrana yazdırdı. Şimdi örneğin kullanıcı adını değiştirdim. Kullanıcı adı root olsaydı, kullanıcı adı root olduğunda sayfayı yenilediğimde bilgiler yanlış mesajını yazdırdı. Yani bu durumda buradaki şart sağlanmadığı için direkt bize else'i uyguladı ve bilgiler yanlış yazdırdı. Şimdi bunu bir HTML form ile kontrol ettirelim.
Burada bir HTML kodları yazalım. Form action if.php metot post dedik ve form tagını kapattık. Şimdi bunun içinde kullanıcının adını yazacağı form ve şifresini gireceği bir form oluşturacağız. Şimdi öncelikle formları oluşturalım. Input tipini text olarak girdik. Name'ine de kullanıcı adı dedim ve input tipimi kapattım. Bir de şifresini gireceği alanı oluşturalım. Input tip password name şifre dedik. Şimdi bunu derslerin içine bir kaydedelim. Örneğin login nokta HTML olsun. Şimdi login HTML'imizi bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki tane form alanım oluştu. Kullanıcı adı ve şifrenin girildiği alan olarak. Şimdi bunu biraz süsleyelim isterseniz. Kullanıcı adı diyelim. Formdan sonra bir boşluk bırakıp BR ile bir alt satıra geçmesini sağlıyoruz. Ve şifre diyelim buraya da. Kaydedip yenileyelim. Evet. Kullanıcı adı ve şifre şeklinde iki tane alanım oldu burada. Şimdi buraya kullanıcı adını gireceğiz. Buraya şifreyi gireceğiz. Ama bir de bu girdiğimiz bilgileri yollayacağımız butonumuz olması gerekiyor. Butonumuzu da input deyip submit diyelim. Value değerimizde giriş yazalım. Şimdi bir kez daha bakalım sayfamıza. Bir de buraya giriş butonu geldi. Şimdi burada ne yaptığımızı bir anlatayım. Öncelikle bir form action oluşturdum burada. Bu form tagları arasında input tipleri, name'leri oluşturdum. Şimdi burada submit butonumuz var gördüğünüz gibi. Bu submit butonuna basıldığında şuradaki form action metoduyla basıldığında if.php'ye gitmesini istedik sayfamızın. Ve metot olarak da post metodunu kullanmak istediğimizi söyledik. Post da kullanabilirdik. Burada get de kullanılabilir. Ama biz bunu post olarak kullanalım. If.php'ye kodlarımızı yazarken postun kullanımını da göreceğiz. Şimdi sayfamız bu şekilde hazırlandı. Şu anda gördüğünüz gibi sayfamız hazır. Şimdi if.php'yi kullanacağız. Şimdi burada şu formdan gelen verileri almamız gerekiyor. Kullanıcının buraya girdiği kullanıcı adını ve buraya girdiği şifreyi PHP'nin içinde alabilmemiz için $post metodunu kullanıyoruz. Burada $post diyoruz. Tek tırnak arasında şuradaki kullandığımız name'i yazacağız. Kullanıcı adı demiştim name'ine. Ve postun içine bunu yazdım. Şimdi şifreye de $postu kullanacağım yine. Ve postun içinde şurada kullanıcının şifresini girdiği alanın name'ini alıp postun içine yazdım. Şimdi bu kod çalıştığında kullanıcı
şuraya girdiği değerleri post metoduyla bir değişkenlerin içine attıktan sonra if.php ile if ile kontrol edeceğiz. Kullanıcı adı admin ve şifresi 123456 ise bilgilerin doğru olduğunu yazdıracağız. Şimdi bir sayfamızı yenileyip çalıştıralım. Kullanıcı adı admin dedim. Şifreye 123456 değerini girdim. Giriş dediğimde gördüğünüz gibi bizi direkt if.php'ye yolladı ve bilgiler yanlış dedi. Burada kullanıcı adını admin şifre 123456 olarak kullanmıştım ama buraya şifreyi sanırım yanlış girdim. Şimdi girdiğimde yine yanlış dedi. Şu anda bir hata var. Şifre kullanıcı adı dolar post şifre dedik. Şu anda kodlarda bir hata gözükmüyor. Admin 123456 dedim. Evet, burada if.php'mi kaydetmeyi unutmuşum. O yüzden yanlış oldu. Şimdi yanlış bilgiler girelim. Örneğin kullanıcı adı root, şifreye de abc dedim. Giriş dediğimde bana bilgiler yanlış dedi. Admin 123456 dediğimde ise girdiğiniz bilgiler doğru dedi. Burada girişi yaparken bilgiler doğruysa örneğin bir yönlendirme komutuyla admin.php'mize yönlendirebiliriz sayfayı. If yapısı bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.